Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bir türlü fırsat bulup adam gibi böyle şu motoru tanıyacak, kullanacak vakit de bulamadım ki şunu size anlatayım. Bayağıdır bekliyorsunuz biliyorum. Ama artık zamanı geldi. Öğrendiğimiz kadar, çözdüğümüz kadar, motoru tanıdığımız kadarıyla bunu şimdi size bugün, bu akşam anlatmaya çalışacağız. Sağ olsun Samet kardeşim de geldi bana yardıma. Takıldığım, unuttuğum yerlerde bana yardımcı olacak. Arkadaşlar bu motor Türkiye'ye yeni gelen Motolux'un getirdiği, benim de kırbaçlardan satın aldığım Motolux MTX 125 modeli. Normal şartlarda ben böyle bir motor almayı düşünmezken şu tasarımdan etkilenerek, fotoğraflardan görerek ulan bu ne kadar güzel bir şeymiş deyip isteyip satın aldığım motor. Neden tasarımı hoş geldi? Çünkü bunun birebir aynısının piyasada gayet kaliteli İtalyan markalarından Manobutin Mission 200'ün, yani kasa olarak birebir aynısı. Tabii ki şasesi farklıdır. Tabii ki de alt makinesi farklıdır. Zaten 200 cc. Hani mesela bir Malaguti sahibine far lazım olduğu zaman Malaguti'ne, İtalyan'a kendisini öptürmesine gerek yok. Motorix'ten satın alabilir. Selesinde bir yırtık olduğu zaman Motorix'ten satın alabilir. Mesela arkasında çanta demiri yok. Motorix'ten satın alıp takabilir gibi gibi. Malaguti sahipleri, Mission 200 alacak olan arkadaşlar bu yönden şanslı. Şimdi arkadaşlar biz bu motorun neyinden başlayalım anlatmaya. İlk olarak böyle tasarımdan başlayalım. Çünkü gerçekten güzel bir tasarımı var. Böyle karşıdan baktığı zaman sizin ilginizi, dikkatinizi çeken, gerçekten çok güzel çizgileri olan, ulan ne kadar güzel bir şeymiş diye kendine söyleten bir motor. Şimdi ben motoru aldım. Alır almaz arkadaşlar hemen merak ettim, tadına baktım. Yola çıktım. Motor arkadaşlar hakikaten vibrasyonsuz, sessiz, performansı gayet yeterli. Klasik G6 125'lere göre hatta daha yüksek performansa sahip. Yakıt tüketimi de enjeksiyonlu olduğu için gayet makul. Bu arada yakıt tüketimini ben bir türlü böyle adam gibi ölçemedim. Çünkü deposu büyük. Aşağı yukarı 7,5-8 litre bir depoya sahip. Bu sebepten ötürü hani uzun uzun kullan da benzin al. Ulan ne kadar yaktı bak, fırsatım olmadı ama ilerleyen zamanlarda o da olacaktık. Şimdi biz motorun tasarımını bir kenara koyduğumuz zaman en çok dikkat çeken, benim bu motorda en çok ilgimi çeken unsur anahtarsız çalıştırma. Gelir misin kardeşim? Motorda arkadaşlar gerçek bir anahtarsız çalıştırma mevcut. Şu şekilde. Şöyle direksiyonu kilitleyelim önce. Bu anahtarsız çalıştırmayla şu şekilde aktif edip kontaktan çıkarıp mesela sadece sol yaparak selemizi açabiliyoruz. Bu arada sele altımız ufak. Neden? Çünkü burada büyük, bu kısımda büyük bir deposu var. Mesela Malaguti'de depo burada değil, ayak altında. O yüzden kardeş şuraya alta gelir misin? Bakın o yüzden bu mesafesi klasik scooter'lara göre kalın. Ama tabii ki de Motolux bunun depoyu buraya koyduğu için orada gereksiz bir boşluk. Burada çanta altında da, sele altında da gereksiz bir ufalma mevcut. Hatta şurada dikkat ederseniz bakın Malaguti'de sele altına ikinci bir kas sığsın diye bakın burada çukur var. Anlaşılıyordur herhalde videoda. Ama bizim burada depo kısmımıza denk geliyor. Şimdi kontağımıza geri dönelim. Bu şekilde aktif edip kontağı açtığımız zaman bizi ekranda da bir selamlama, farlarda da bir selamlama karşılıyor. Şu şekilde yarım marşta motorumuzu çalışır hale getiriyoruz. Arkadaşlar motor ilk çalıştığı zaman burada süs, böyle renkli şatafatlı bir şeyler yanıyor. Bu şatafatlı şeyleri gündüz farı olarak kabul edebilirsiniz. Yukarı gelir misin? Daha sonra karşıya geç hatta uzağa. Bunun farlarını yakabilmek için arkadaşlar bir defa uzun kısa yapmamız icap ediyor. Uzun kısa yaptığımız zaman farlar, kısa farları açmış oluyorsunuz. Uzun zaten klasik bir şekilde uzun. Bu şekilde. Motorda klasik selektör tuşu mevcut değil. Ama motorda modlu bir çakar tuşu mevcut. Şu şekilde uzunu aç kapa yaptığınız zaman hızlı bir şekilde motorunuzu çakar moda getirmiş oluyor. Onun haricinde aydınlatmaya geçmiş olduk ister istemez. Şu şekilde arkada da led bir stopu mevcut. Ama bu ledler sanırım bazı arkadaşlarda biraz problem olmuş. Bu led paneli sökülüp yerine klasik tombul götlü ampulle bunun içine takılıp klasik stopa bunu çevirebiliriz. İleride başımıza problem gelirse. Mesela sinyaller de bu şekilde dolu dolu led. Diğer tarafı da yapayım. Şöyle. Full led hatta. Bakın farkında olmadan uzun dörtleri yaktım. Onu da anlatacağım şimdi. Ön tarafa gelsene. Ön taraftaki ledler de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Onlar da gayet verimli. Diğer tarafa alalım mesela. Şu şekilde. Şimdi dörtleri gösteriyorum arkadaşlar.
Bakın, motorda dörtlü var. Ve gayet de dikkat çekici, güzel pozisyonda. Peki bu dörtlüler nasıl aktifleniyor? Gelir misin kardeşim böyle? Şimdi normal, klasik sinyal butonu. Sağa verdiğiniz zaman sağ sinyal, kapatma üstünden. Sola verdiğiniz zaman sol sinyal, kapatma üstünden. Ama mesela sol sinyal verdiniz, kapatmadan sağa geçerseniz motorunuzun dörtlü moduna almış oluyorsunuz. Bu yüzden bu motorda sinyal verirken bu modu unutmayın. Sola sinyal vereceğim deyip motorun dörtlülerini çalıştırabilirsiniz. Onun haricinde gösterge aydınlatmasına gelelim aydınlatmadan. Gösterge aydınlatmasında arkadaşlar şöyle şu şekilde farklı ekran ledleri, ekran aydınlatması mevcut. Siz zevkinize göre bir renk tercih edebilirsiniz. Şimdi ekrana gelmişken bakalım ekranda neler var. Ana kilometre var. Şu anda 691. kilometrede motorumuz. Benzin göstergemiz var. 6 dişli. Devir saatimiz var. Şu an 1800 devirde. Şöyle. Bu arada motorumuzun kilometre sayacı ön tekerden değil, arka şanzımandan aldığı için orta sehpada da böyle hızımızı görebiliyoruz. Motorda arkadaşlar trip metremiz var. Bu trip metreyi mesela benzin aldığınız zaman sıfırlayabilirsiniz. Şöyle sıfırlayayım. Bakın sıfırladık. Onun haricinde bu da şeydi zaten, ışık rengiydi. Saat var mıydı lan bunda? Devir saatinin haricinde bir de saatimiz var arkadaşlar. Ben saati ayarlamamışım. Onu da bir ara ayarlarız. Tamam. Ha doğru mu saat? Doğruymuş, ayarlamamışım demek ki. Tamam. Göstergeyi de bir kenara koyup kontağımızı kapattık. Anahtarsız çalıştırma dedik ya, anahtarsız çalıştırma kumandamız da bu. Arkadaşlar şöyle, şu şekilde. Şimdi burada ne var? Burada normalde bununla işiniz yok. Mesela anahtar yanınızdayken direksiyonunuzu kilitlediniz, uzaklaştınız. O kendini kilide ve alarma alacaktır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi alarmı da devreye soktu. Motora yaklaştığınız zaman, tekrar geldi öyle. Motora yaklaştığınız zaman zaten anahtarın yakında olduğunu bildiği için üzerine bastığınız zaman şu şekilde çalışır hale geliyor. Mesela anahtarı uzağa bırakıp geleyim. Kitlesin tekrar kendini. Şimdi anahtar yanımızda yok. Motoru çalıştırmak isteyeceğiz veya kötü niyetli insanlar. Hadi çalış. Bak uyarı veriyor. Çalışmam diyor. Gördüğünüz gibi anahtarsız çalıştırmadan kastımız da bu. Ben anahtarı tekrar alıp geleyim. Anahtar yok. Kötü niyetli biri motora yaklaştığı zaman arkadaşlar bu motoru alarmı nasıl devreye giriyordu onu bakayım. Bu şekilde mahallede alarm devreye girecektir. Peki kedidir, insandır, depremdir, şudur, budur vesaire alarmın yani sesten rahatsız oluyorsanız bu alarmın sessiz alarma da çevirebiliyorsunuz. Onu da göstereyim hemen. Arkadaşlar motorumuz kontak kilitli vaziyetindeyken şu ses tuşuna, ortadakine basılı tutarsanız artık motorumuz sessiz modda kilitliyken yine kötü niyetli birileri gelip bu motora vurduğu zaman veya dokunduğu zaman sadece lambaları yakar, ses çıkarmaz. Böylece konu komşu rahatsız olmaz. Onun tercihi de size kalmış olur. Varsayalım ki kumandamızın pili bitti. Arkadaşlar kumandamızın pili bittiği zaman şuradan anahtarını ayıklayabiliyoruz. Buradan şu moddan, şu nasıldı o? Şöyle aşağı kaydırarak şurayı açıp bunu şu şekilde anahtarla da kullanabilir hale getirebiliyoruz. Bu da bir aklınızda bulunsun. Bunu tekrar yerine takalım. Şimdiki motorda tasarımın güzelliğinden bahsettik. Aydınlatmadan bahsettik. Anahtarsız çalıştırmadan bahsettik. Şimdi gelelim arkadaşlar makineye. Arkadaşlar motorda gerçekten çok güzel, çok şahane bir makine var. Şu açıya geçer misin? Hakikaten şahane bir makine var. Klasik GA6 değil. Son derece titreşimsiz, son derece sessiz. Performansıyla hakikaten dikkat çeken bir makine.
Hatta ilanlarda yazdığı gibi tabii ki de bir Honda PCX makinesi değil. Fakat şöyle düşünebilirsiniz. Honda PCX'in hava soğutmalı versiyonu diyebiliriz. Çünkü motor takribi 9.2 beygir güç çıkarıyor. Hakikaten 125 cc sınıfına göre güzel, kıymetli, yani güzel, böyle kayda değer, sizi çekecek, yolda bırakmayacak, rahatsız etmeyecek bir güce sahip. Ayrıca dediğim gibi yakıt tüketimi de gerçekten düşük. Mesela makinenin arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hava filtresi birebir PCX. Ön varyatörü bildiğiniz Spontini veya Spesi ile birebir. Arka debriyajımız GE6 diye düşünebilirsiniz. Debriyajla ilgili de bir problem çekmezsiniz. Her Çin malı üründe olduğu gibi ben tabii ki de kayış ve bagayla oynamadan durmam. Bütün Çin mallarında olduğu gibi aynı durum bunun için de geçerli. Bunun da orijinal kayışı diye gelen kayış ban üzerinde bando yazsa da Çin malı bir bando olduğundan dandik bir kayış. Orijinal kayışı da şurada. Bakın. Ölçüsü neymiş? 782,5, 18,5, 30. Şimdi bu kayışta arkadaşlar şöyle araya ben göstereyim size. Bakın yerler 5 gibi bu kayışın tozuyla dolu, sadece 500 km'de. Peki bu kayışa biz bu motora ne kayış koymamız gerekiyor? Normalde ölçü olarak Bando'nun S19004 kodlu kayışı boy olarak bununla birebir. Ama burada yazdığınız gibi, gördüğünüz gibi burada genişlik 18,5, bunun genişliği 20 olduğu için şimdi bu kayışın güzel tarafı ne? Bu kayış motorumuzun son hızını baya baya bir arttırıyor. Yani mesela orijinal kayış hemen 1 milim incelmiş. Bu motor daha sıfır orijinal kayışta saatte 103-104 km hıza çıkabiliyordu. Hemen 300-400 km'de 1 milim inceldiği için veya yarım milimi gittiği için 95'te, 97'de, 98'de kadar son hızı düşmüş oldu. Bu kayışı taktığımız zaman arkadaşlar bu motor saatte 116 km hıza kadar ulaşabiliyor. Ama bu aynı zamanda ilk kalkış ivmesinden de bir miktar tabii çalıyor kalınlığından ötürü. Ona istinaden ben ne yaptım? Bu kayışla beraber bu motora arkadaşlar 10 gram baga koydum. Size de motorunuza MTX alabileceğini düşünenler veya almış olan arkadaşlar kayış değişimi yapacaklarsa mutlaka S1904 kayış bulmalı ve bunun yanında motorlarına 10 gram baga takmalıdır. Bu arada motorun orijinal gra baga ağırlığı 13 gram. Evet, 13'tü. 13 gramı çıkarıp 10 gram baga takacaksınız arkadaşlar. Performansı ile ilgili mesela size şöyle bir örnek vereyim. Araya sokuvereyim. Şu şimdi size izletecek olduğum videoda yeni kayışla aşağı yukarı 180 kilo ağırlıkla bayağı dik bir rampalı kalkış videosu. Şöyle araya koyayım. Onu bir izleyin. Tekrar görüşeceğiz. Evet millet, Samet kardeşimle beraber İzmir'in dik rampalarından birine geldik. Şimdi malum bu MTX'de Samet kaç kilosun kardeşim? 100 civarı ya. 100 civarı. Ben de 80-85 civarı şu anda bin. Biniyorum. Bin. 180 kilo, 190 kiloyla. Yani evet. Şimdi bu rampayı başladık mı çıkar ama hani durdu mu kalkabilecek mi onun testini gerçekleştireceğiz. Önce bir rampanın dik kısmına doğru gidelim. Balık suyunu geliyor lan, balık kokuyor. Hakikaten balık kokuyor ha. Şimdi tırmanmaya tırmanıyor. Ama baktım, bakacağız şimdi. 6.000 Evet. Dur, ona bakacağız. Şu en dik kısmı. Şurası değil mi acı? Şu nokta. Bu nokta, bir de şu arabanın indiği yer de tam. Orası da çok dik. Hadi orada duralım. Orası daha dik. Orası daha dik. Evet. En dik kısımda. Burası bayağı bir, kamera açılarından belli olmuyor ama bayağı evet, bir dik yani burası. Karşıdan gelişten zaten. Şimdi bu motor bu kalın kayışta tabi 9 gram bagayla evet. Bakalım durdu mu kalkacak mı? Bak zorlanıyor, görüyor musun? Evet zorlanıyor. Zorlanıyor ama. Zorla kalkıyor ama. Ama kalktı. Kalktı. Kalkıyorsak yani. Ha, bu kiloyla kalkıyorsa herkes de kalkar. Herkes de kalkar. Güzel. Başardım. İzlediğiniz gibi arkadaşlar, yani zorlansa da kalkabildi. 180 kilo da az bir ağırlık değil çünkü. Daha sonra aynı yolculukta dediğim gibi bu motor, hani tabii ki de rampa aşağı bir yolda, bu kayış sayesinde saatte 116 km hıza kadar
Göstergede de 111 GPS'te yani 111-112 km hıza kadar da bu kayış sayesinde tırmanabilmektedir. Onun videosunu da şöyle araya takıvereyim. Arkadaşlar motor benim için, benim motor dünyama göre çok daha verimli çalışır, çok daha böyle performanslı hale geldi. Bu arada bu MTX'lerin Facebook grubuna üye olduydum. Oraya da gördüm. Birkaç tane arkadaşta gördüm. Benim yorumlarda da gördüm. Motor işte soğukken stop etmeler, işte ışıklara dururken ara sıra stop etmeler. Bende ilk 300 km'de bu yoktu. 400 km'den sonra bende de olmaya başladı. Dün akşam bu motorun 500 bakımını yaparken tabii ki de emin olduğum gibi swap ayarındandır dedim. Evet, swap ayarını yaptım. Motor düzeldi. Onun videosunu da şöyle araya sokuvereyim. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz swap ayarı mevzuna gelecek olduğumuz zaman her zaman söylüyoruz. Her sıfır motorun, bunun marka fark etmez. İyi marka, kötü marka, Çinli, Alman, Fransız vesaire vesaire. Her motorun ilk 500 bakımında swap ayarı mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü her yeni makine kiminde olabilir, kiminde olmaz. O belli olmaz ama kontrol edilmelidir. Mesela benim MTX'imde de şu 500 bakımını yapmadan hemen evvel dikkatimi çekti. Motorumda ufak 1-2 swap, yani yolda giderken ışıklarda beklerken stop etme durumu yaşadım. Tahmin ettik tabii, kesinlikle dedik. Swap ayarı istemeye başladı. İşte 500 bakımını yapacakken şimdi swap ayarını da kontrol etmek için açtığımda şöyle gördüğünüz gibi emme swap'ımızın ayarı güzel. Sıkı 10. Şöyle bakın, yani bu takribi 5 falandır, olması gereken de budur. Ama egzoza gelin, egzoz basmış. Bu hem performansımı düşürecektir benim, hem ara sıra stop etmelere de sebep olur bazı arkadaşların şikayetleri gibi, hem de yakıt tüketimini de mutlaka arttıracaktır. Şimdi 500 bakımını yaparken motorumuzun swap ayarını da yapacağız. Gördüğünüz gibi egzoz, bakın, sıfır oynama, egzoz swap'ımız basmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hemen hemen her motorda olduğu gibi ben her zaman söylerim. Bir motorun ilk 500. kilometrede sadece yağ değişimi değil, swap ayarı da motor verimli çalışsa dahi kontrol edilmelidir. Bu arada bu motorla ilgili bir problemimiz daha vardı. O da bu yan ayak arkadaşlar, açıldığı zaman kalmıyordu böyle. Şu şekilde kalması gerekiyor ya. Bu şekilde kalmayıp kendini geri atıyordu. Onu da nasıl düzelttiğimin videosunu şöyle araya sokuvereyim. Bakın şimdi arkadaşlar, yan ayak durmuyor, geri atıyor. Sebebi ne? Hemen size göstereyim. Bakın sebebi, şu parmağımın ucundakini görüyor musunuz? Bakın. İşte bu yan ayak cıvatasının ucu. Oraya dayanıyor yay. Ve bu sebepten bu yan ayak açık kalmayı tekrar kapatıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu yan ayak cıvatasını sökeceğiz. Ya canavarla boyunu kısaltacağız ya daha kısasını bulup takacağız. Bu problemimiz de giderilmiş olacak. Evet, cıvatamızı boydan kısalttık arkadaşlar. Şimdi yerine takacağız. Problemimiz çözülecek. Evet. Yan ayağınızı güle güle kullanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yan ayak problemimizi de bu şekilde çözmüş olduk. Motorla ilgili, hani varsa dediğiniz gibi ufak tefek problem, işte yan ayaktı, swap ayarıydı ve benim bu motora has olmayan, bütün motorlarda olduğu gibi orijinal kayış mevzusu. Bunların haricinde bu motorla ilgili benim söyleyebileceğim adam gibi, yani böyle kayda değer bir eksi pozisyon yok. Şimdi gelelim motorun, en son hepsini toptan bir daha söyleyeceğim ayrı. Şimdi gelelim motorun genel özelliklerine arkadaşlar. Motorun, tekrar söylüyorum, aydınlatma hakikaten şahane. Yani aydınlatma klasik bizim Türkiye şartlarındaki motorların genelinden gerçekten güzel. Uzunlar da gayet güzel, yeterli. Kısalar da gayet güzel. Burası şahane. Motorun yol tutuşu çok güzel arkadaşlar. Neden? Sebebi arkadaşlar, motorda şöyle 180-14, yani 10, 14 jantlık bir 14
ölçüsünde bir ön jantımız mevcut. Tabii ki de bu Türkiye şartlarında bir skutere göre büyük bir jant sınıfında olduğu için bu iğri tekeriyle bu motor gayet güzel yol tutuyor. Arkada da 13 var bu arada. Hiç arkaya gitmeye bile gerek yok. Yani önde 14, arkada 13 jantıyla yol tutuşu gayet güzel. Amortisörleri ne sert ne yumuşak. Bence tam kıvamında. Yani frenajda da, bozuk yolda da, virajda da size gerçekten güven veriyor. Arkada bu arada çift amortisörü mevcut ama ayarsız amortisörleri var. Keşke ayarlı, sertlik ayarlı olsaymış daha da iyi olabilirmiş. Çünkü şu an bu tek başıma ben bununla yolculuk yaparken amortisörler gayet konforlu ama şu rampa testindeki arkadaşla beraber bindiğimde, bir çukura girdiğimde amortisörler de dibine oturmayı hissedebiliyoruz. Mesela set veya kasis geçişlerinde. Onun haricinde frenler muhteşem çünkü önde ve arkada disk fren mevcut arkadaşlar ve bu frenler kombine çalışıyor. Kombine çalıştığı için sadece arka fren ile şöyle serçe parmağın dozajlamasıyla bu motoru durdurabiliyorsunuz. Gerçekten frenler de o yüzden böyle, bir de jantların büyük olmasının da etkisi var tabii bunda. Jantlarla beraber gerçekten çok güzel bir duruş sağlıyor. Gidişine zaten laf yok. 125 cc sınıfına göre güzel gidiyor. Fakat motoru oturduğumuz zaman, şimdi konforlu monforlu dedik ya, hani amortisörleri dedik ya, frenler şahane, makine sessiz, vibrasyon yok. Hani bunların hepsi bir konfor unsuru. Ama iş konforsuzluğa geldiğimiz zaman benim gibi 1.79, 1.80 boyunda bir insan için sırf şu seneden ötürü şöyle elle kendimi biraz sıkışmış hissediyorum. Ha 500-600 km kullandıkça biraz alıştım. Biraz artık garipsemiyorum, normalleşti ama yine de bir başka motosikletten inip buna bindiğim zaman kendimi burada böyle sanki küçük motorda arkaya artçı alacağım zaman kendinizi böyle öne alırsınız ya sığsın diye. Sanki böyle boşta olmama rağmen kendimi böyle öne alınmış hissediyorum. Dedim ki bunun bir çözümü vardır. Bunun civatası varsa gevşetir, gidonu biraz öne alırım ama o da bir eksi bence. Buna ayarlı gidon takılabilirdi şu açık olmasından ötürü. Ayarlı gidon yapılmamış. O da bu motorun eksi hanesinde, videonun sonunda size bundan eksilerin arasında sayacağım. Yani bu motorun arkadaşlar şu seneden ötürü oturma pozisyonu benim gibi 1.80 ve üstü insanlar için biraz ilk etapta rahatsız hissettirebilir. Arkada bir sisi var. Bence hiçbir işe yaramayan bir sisi var bu. Ben bunu yapıştırmıyorum da zaten. Ha beğenen arkadaşlar da olacaktır. Ben bunu söküp atacağım. Hatta bu motora top case, çanta bağlayabilmek için zaten bunu sökmek zorundayız. Altta civataları var. Civataları söktüğünüz zaman bunu motorunuzdan ayırabilirsiniz. Onun haricinde şimdi performansından bahsettik, aydınlatmadan bahsettik, janttan, çift amortisörden, konfordan, seneden bahsettik. Motorla ilgili aslında çok fazla anlatacak bir şey kalmadı. Şimdi gelelim bir daha ben baştan alayım. Hani bu motor genel anlamda çok beğendiğim, çok güzel bir motor, her şeyiyle çok başarılı bir motor ama eksilerini şöyle bir sıralamak istiyorum ki bana reklamcı demesinler. Bir, bu sele olmamış arkadaşlar. Bence tekrar ediyorum, birinci olmayan bu sele. İkinci olmayan mevzu bu gidonun ayarlanamaması. Ha ben buna bir motosiklet gidonu takıp bunu ayarlı hale getirip yani daha rahat bir oturuş pozisyonu elde edebilirim. Veyahut da bu seleyle oynayarak daha rahat hale gelebilirim. Üçüncü bir eksik nokta. Çok yakışıklı, çok güzel bir arkadaş çamurluk mevcut. Ama şu beninin inceliğinden veya uzunluğundan ötürü bu arkadaşlar çukurlarda, mukurlarda böyle gereğinden fazla bir esneme yapıp bu plakayla beraber ses yapıp bu kadar sessiz bir motorda sizi rahatsız olabilir. Ben bu arka iç çamurluğu da hiç beğenmedim. Veyahut da şey olabilirdi. Mesela demir desteği olabilirdi buradan aşağı. O zaman bu oynamazdı böyle. Daha da verimli bir hale gelebilirdi. Bir de arkadaşlar şu hani şeylerden bahsediyoruz. Aydınlatma kısmında bahsettik ya, hani böyle işte çakar mod var. İşte şu motoru çalıştırdığınız zaman şöyle, İşte burada böyle renkli renkli ışıklar falan var. Ben bu tarz çatapatlardan yani hoşlanmıyorum. Genel anlamda hoşlanan insanlar daha çok olacaktır ama bence olmasaymış, benim motosiklet görüşüme göre daha iyiymiş. Yani 3 eksi oldu. 4. eksi de bu cam gayet güzel. Aslında verimli. Motora da yakışıyor. Şey oluyor ama bir şöyle bir 4-5 santim daha uzun olaymış. Çenemden yani kaskı biraz daha kurtaraymış. Daha iyi olurmuş. Ha herhangi başka bir cam buna uydurulabilir mi? Uydurulabilir ama ben oturduğum zaman buradan gelen rüzgar aşağı yukarı benim şu göğsümü koruyor ama çenemi ve boynumu kurtarmıyor. O yüzden bunu da
eksilerin arasına koyuyorum. Yalnız dikkat ediyorum, şu motorla ilgili bahsettiğim eksiler de hep osuruktan eksiler oldu. Sene hariç. Yani arkadaş, eksi arıyorum, zorluyorum kendimi yani. Motor gerçekten çok güzel motor arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? İşin özüne gelecek olalım. Bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş Çin grubunda 125 cc sınıfında en başarılı model. En başarılı model. Ben birçok motor kullandım, birçok motor sahibi oldum, birçok motora bindim, birçoğunun tadına baktım. Yani bu kadar bindiğim motorun içinde, Çin grubu için söylüyorum tekrar, en güzel makine MTX 125 diyebilirim. Bu arada bu MTX 125'i veyahut da diğer motorlarını, özellikle Motor 3 grubunu satın aldığım kırbaçlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü kırbaç kardeşlerim, ben ya hacı işte şu motor, şöyle bir motor geldi, gelecek veya gelmek üzere dediğim, bana motor gönderir misin dediğimde sadece 2 saat içinde Akhisar'dan İzmir'e bana motorlarını getirdikleri için, bu arada bu adamların Türkiye'nin her yerinde sevkiyatları var. Yani sadece İzmir, Manisa, işte Balıkesir, işte Aydın, yani yakın ilçeler, iller, ilçeler değil, buraları kendi arabalarıyla sevkiyat yapıyorlar ama Türkiye'nin her yerine de gönderimleri mevcut. 10 numara esnaflardır. Model sayıları çoktur. Fiyatları genel anlamda pazarlığa açıktır. Yani şey yapabilirsiniz, yani her türlü kırbaçlarla anlaşabilirsiniz. Bir motor almak istediğiniz zaman önce kırbaçlarla iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Bu motorla ilgili de anlatacaklarım burada kalsın, bu kadar olsun. Bu motorla ilgili belki ileride daha fazla detaya girmek icap ederse yine bu kanalda olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim.